Merhaba, bugün 66 yaşında bir erkek hastamız. Ameliyat için buradayız. Hastamızın yapılan tetkiklerinde rektum kanseri saptadık. Daha önce kolonoskopiyle biyopsilerimizi aldık. Ameliyat için planlamalar yaptık. Gerekli ön tetkiklerini hazırladık. Onkoloji doktorlarımızla görüştük. Ameliyat kararı verdik. Yaklaşık 10. santimde bağırsağının tümörü var. Bugün planladığımız gibi her şey yoluna giderse 2 saat sonra ameliyatımız bitecek. Kapalı şekilde de ameliyatı sürdürmek istiyoruz. Çünkü yine her zaman söylediğimiz gibi hem bize görüntü anlamında çok net görüntü veriyor. Hem de aynı zamanda hastamızın konforu için yapılan bir işlem. Hastamız 2-3 gün sonra normal gıdasına başladıktan sonra yaklaşık ortalama 5. gün yaptığımız anastomozun da sağlamlığını kanıtladıktan sonra taburcu edebiliyoruz. Hastamız 2. haftada her tarafa yolculuk yapabilir, uçabilir, kendi işlerini yapabilir. Ameliyatta tekrar görüşeceğiz. Evet, hastamızın laparoskopik olarak tümörünü ortaya koyduk. Her türlü şeyini hazırladık. Birazdan kolonoskopi ile kontrolümüzü yapacağız. Gerekli yerlerden geçmiş miyiz diye. Sonra kötü kısmı yani kanser olan hücreyi keserek özel aletlerle dışarı alacağız. Sonra ameliyatımız inşallah 1 saate kadar bitmiş olacak. Evet, laparoskopi bize 10 ile 14 kat arası büyütme sağlıyor. O yüzden en küçük lenf notlarını, en küçük kanama noktalarını, en küçük hücre kalıntılarını bile görebiliyoruz. O yüzden yapabileceğiniz bütün ameliyatları laparoskopik yapıyoruz. Bu bize sağladığı yarar, aynı zamanda tabii hastaya da sağlamış oluyor. Ama hastanın hastanede kalma süresi çok çok azalıyor. Yani yarası çok çabuk iyileşiyor, hasta ağrı çekmiyor, çok çabuk normal hayatına dönebiliyor. Bunlar hep bize sağladığı avantajlar. O yüzden yapabileceğiniz bütün hastaları kapalı ameliyatla yapmayı istiyoruz. Şu anda çok hakikaten zor bir ameliyatın alt dediğimiz kısımlarında, rektum dediğimiz bağırsağın son kısımlarındaki diseksiyonumuzu tamamlamış olduk. Burada yapacağımız diseksiyon sonrası kesme işlemine geçeceğiz. Tümörlü kısmı çıkartacağız. Onu piyesimizi dışarı vereceğiz. En son kolonoskopi ile kontrolümüzü yapıp dilenlerimizi koyup ameliyatımızı bitirmiş olacağız. Kolon kanseri kimlerde şüphelenmemiz gerekiyor veya kimler kendini kolon kanseri ön tanısı olmasa bile koruma amaçlı testlerine baktırmalı. Aslında biz 50 yaşından sonra desek de 40 yaşından sonra alarm semptomlar oluyor hastalarda. Bunlar nedir? Dışkılama problemleri. Önceki dışkılama geçmişi neyse aslında bunun farklılaşması aslında bizim için bir alarm sendromu, semptomu. 40 yaşından sonraki hastalarda özellikle rektal kanama, siyah dışkılama, kabızlık, tam boşalamama hissi büyük abdestten sonraki gibi sorunlar, kilo kaybı bizim için alarm semptomlar. Bu hastalarda mutlaka bir cerraha veya bir aile doktoruna görünüp kendiyle ilgili özel testler yapılması gerekiyor. Kanser testleri dediğimiz gaytada gizli kan, kandan CA ve CA19-9 testlerine bakılması ve mümkünse hastalara kolonoskopi yapılmasını istiyoruz. Kolonoskopi en güvenilir ve en
bize yanıltmayacak, gerçek sonucu verecek bir tetkik aslında. Kolonoskopi sonucu temiz olan hastalarımız 3 yılda bir kolonoskopisini yaptırması gerekiyor. 50 yaşından sonra bu standart ama biz daha çok 40 yaşından sonraki alarm semptomlar görünce hastalarımızda bu işlemleri hiç bekletmeden yapmak istiyoruz. Bayan veya erkek fark etmiyor. Ailesinde kanser olan hastalarımızın, özellikle kolon kanseri olan hastalarımızın bu konuda biraz daha hassas olması gerekiyor. Erken evre saptadığımız tümörlerde, örneğin bu hastada ameliyat öncesi PET CT'si de çekildi. Rektumdaki tümöründen başka herhangi bir yer tümörü yok. Bu ameliyat yaptıktan sonra çıkacak patoloji piyesindeki lenf nodları çok önemli de olsa ama %80 işini çözmüş oluyor aslında. Erken evre olup olmadığını patoloji bize bildirse de en azından etraftaki organlara sıçraması olmadığını PET CT'de anlamış olduk. Diseksiyonumuzu çok güzel yapınca çıkarabileceğimiz lenf nodlarıyla patoloji sonrasında onkoloji doktorlarımızla görüştükten sonra hastamız inşallah 4 ay sonra bütün tedavisini tamamlamış ve yıllık kontrollere dönmüş olacak. Vakamızı bitirdik. Kolonoskopik olarak da ameliyatı yapacağımız yeri, planlamadığımız yeri aldık mı diye ona baktık. Şimdi hastamız yoğun bakıma geçecek. Akşama doğru muhtemelen servise alırız. Yarın su içmeye başlayacak. 2 gün sonra çorba vermeye başlayacağız. Muhtemelen 3. gün normal gıdasını alır. 4. gün taburcu etmeyi planlıyorum. Her şey yoluna giderse. Önümüzdeki hafta hasta uçarak her yere gidebilir. Patoloji sonucu bizim için önemli. Patoloji sonucuna göre onkoloji doktorlarıyla görüşeceğiz. Hastamız çok çabuk ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Her şey yolunda giderse de inşallah 4. ayda bütün tedavilerini bitirmiş olaraktan normal hayatına geri dönecek yıllık kontrolleri. Hepinize teşekkür ediyorum.